Ukalalık istemez. Yani netice olarak yarına bıraktığınız bir iş yok değil mi? Hayır efendim. Genellikle yarının işini 3 gün evvelden hallettiğim için... Çok çalıştığınızı ima etmek istiyorsanız... Yanılıyorum. Evet, yanılıyorsunuz. Bu müessesenin kurallarını biliyorsunuz. Çalışma sevinci anamız, disiplin ve kurallar babamızdır. Bizler süper turistik otelin çocukları mutluyuz yıllardır. Hadi güle güle. Sağ ol patron. Allah'a ısmarladık. Çalışma sevinci anamız, disiplin ve kurallar babamızdır. Anamızın hali harap yıllardır. Bu kadar sevdiğiniz işinizin ne olduğunu söylemiyorsunuz. Aşk olsun yani Erol Bey. Benim için şu anda önemli olan sensin Nalan. Gözlerine baktığımda dünyalar benim oluyor. O güzel gözlerinden kalbine akmak istiyorum. Ah, ne kadar şair olursunuz. Evet. Bana bir baktın, kalbimi yaktın, gönlüme aktın vefasız Nalan. Uymadı ama olsun. Uysa da söylerim, uymasa da... Neler söylüyorsunuz? Sadece içimden geçenleri. Erol. Nalan. Hadi işte gidelim kız. Beni gerçekten seviyorsun değil mi? Üf. O zaman ispat et, bir şeyler söyle. Sen havasın ben Adem. Gözlerin ceviz içi badem. Seviyorsak birbirimizi niye oturuyoruz madem? Ölüyorum be Hüseyin amca. Yarım kiloda kavurma versene. Bildiğin gibi değil. Her iş tepemde. Otel değil, cehennem bana sorarsan. Ah, biraz kafanı çalıştırsana Sami Bey oğlum. Evleniver Züleyha'yla. Aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Aynı mahallede oturuyorsunuz diye. Dalga geçme be Hüseyin amca. En az 40 yaşında Züleyha. Ya anasının katları, ha? Ya banka hesapları? O dediklerin sadece mahkeme kararıyla yaş küçültmeye yarar Hüseyin amca. Ulan sen sanki 20 yaşındasın köftehor. Az daha evlenmezsen adın Aidisli'ye çıkacak, haberin olsun. Bir kangal da sucuk versene. Oo, lafı değiştirme. O zaman 250 gram kara zeytin. Aman be, ikiniz de kurtulursunuz o cehennem dediğin otelden. Beni iyi dinle. Eğer istersen Hafize teyzeyle konuşurum. Sen şu zeytini veriyor musun, vermiyor musun? Ambalaja bakıp yanılıyorsun Sami Bey oğlum. Altın gibi yürek var Züleyha kızda. Hayırlı işler Hüseyin amca. Çomağı hazırla. Hoş geldin kızım. Yarım kilo dolmalık pirinç. Çıkışta beni beklersin sanmıştım. Patrona takıldım canım. Son günlerde dikenli tel gibi oldun zaten. Ya sen onlara takılıyorsun ya onlar sana. Çocuklar sohbet edecekseniz arka tarafa geçebilirsiniz. Zeytin kalsın Hüseyin amca, tamam mı? Hemen gitmem lazım. Malum ya dün gece nöbetteydim. Havalar da soğudu. Ya. Geceleri bir soğuk, bir soğuk. Hadi eyvallah, gene görüşürüz Züleyha. Yarın sabah ben de erkenden gideceğim. Alo yuva, alo yuva. Kartal yuvayı arıyor, kartal yuvayı arıyor. Alo? Alo, orası yuva mı? Alo? Yuva, ben kartal. Burası yuva. Kartal sen misin? Hele şükür şef, emret. Çok önemli bir iş var, acele gelmelisin. Ama şefim biliyorsun ki... Biliyorum, biliyorum, izindesin. Şu James Bond filmlerini izleye izleye... başımıza turist kesildin. Bana bak Erol, yıllık iznin biteli 2 ay oluyor. Tamam da müdürüm, şey... Şeyi meyi yok. Hemen işbaşı yapıyorsun. Toplantı yarın 10'da. Hep böyle misindir Erol? Nasıl yani? Uykuda konuşanı gördüm. Ama tuvalette konuşana ilk defa rastlıyorum. Be işte. Bu saatte kim gelir be? Ay sen beni rahatsız ediyorum galiba. Züleyha. Sadece Züleyha. Sadece Züleyha. Bu saatte ne işin var burada? Uykum kaçtı. Bulaşık yıkayayım bari dedim. Aklıma sütlaç geldi. Sütlaç mı? Bir de geçen verdiğim aşk romanını bitirdiysen. Hemen getireyim.
Sütlacı al, romanı ver. Sütlacı alayım, romanı vereyim. Niye senin adın Yusuf değil de Sami sanki? Buraya da mı geldin? Yani şey, burada ne işiniz var Züleyha? Züleyha ismine Yusuf yaraşır. Yusuf ile Züleyha. Ama inanın Sami de güzel Yusuf tamam. Bey. Bir dakika ben gideyim kitabı getireyim. Kitapsız da olur. Canım benim, öp beni. Ay bir dakika. Öp beni. Ay, öp. Bir dakika. Canım, Züleyha. Canım. Züleyha, bir gören olur belki. Çıkar. Çıkar canım, çıkar. Oh, çıkar canım. İmdat! Seviyorsun beni değil mi? Bunu gündüz konuşsak. Kaçarsın. Söz. Söz mü? Söz. İyi düşün bak. Gece sen ve ben. Bırak. Canım benim. Öp beni. Kucağına al beni. Tamam, al kucağına aldım. Beni. Canım. Annem. Uyumuştur. Tamam. Canım. Pekala. Yine kandırdın beni. Bunu gündüz konuşsak. Ama bir kez daha hatırlatırsan. Aldatırsan. Söz verdim ya. Beni gönül rahatlığıyla vurabilirsin. Yapamayacağımı sanıyorsan aldanırsın. Ne demek sanmak? Bilmez miyim yaparsın? Hadi şimdi iyi geceler. İnşallah bir gören olmamıştır. Görsünler. Seni sevdiğimi bilmeyen varsa öğrenmiş olurlar. Elveda sevgilim. Bildiğiniz gibi beyler, bu tarihi kazıda ele geçirilen eserler küçük bir depoda korunuyordu. Hırsızlar gece duvarı delerek içeri girmişler. Çalınan eserlerin değeri milyarları buluyor. Ama en önemli parça olan şu küçük tanrıça heykelinin değeri ölçülemiyor. Herhangi bir ipucu bırakmışlar mı müdürüm? İpucu yok. Yalnız şüphelerimiz şu resimde gördüğünüz antikacı dükkanı üzerinde yoğunlaştı. Durdur oğlum resmi. Uluslararası çalışıyorlar. Avrupa'daki ve Amerika'daki özel koleksiyonculara kadar uzanan bir şebekenin parçası olduklarında kuşku yok. Eğer bu meseleyi düşündüğümüz gibi çözebilirsek, ülkemizi bu yolla sömüren uluslararası şebekeye büyük bir darbe indirmiş olacağız. Devam et oğlum. Devam et. İşte anahtar. Karenkol. Tabanca gibi desene müdürüm. Şebekenin irtibat elemanı. En önemli hedefimiz bu kadın. Sürekli takip edilecek. En yetenekli ekip ve ajanlarımız devrede olacak. Buyurun efendim, 316'ya çay. Buyurun resepsiyon. Evet hanımefendi, çay. Hemen efendim. Hayır, gecikmez. Yürüyüşte kim kalıyor? Dün gece geldi abi. Bir afeti cihan, bildiğin gibi değil. Boy, poz, saçlar, gözler. Buyurun efendim. Saçmalama. O söylediklerin şu veya bu herkeste var. Sana kim olduğunu sordum. Hemen bakarım. Bak. Bak abi. Karen Colt. Kahveniz, sütünüz ve çayınız hazır efendim. Nereye koyacaktım? Yani diyecektim yani. Tanrım. Özür dilerim. Hemen toplarım. Bunların lafı mı olur yani? Ama berbat ettiniz ortalığı. Özür dilerim Karen Bey. Pardon Karen Hanım. Hemen toplarım.
şunları toplayayım da... Sizi şikayet edeceğim. Ah, tamam olur. Tabii. Ah. Defolun dedim size. Bu arada çantanızı da toplamışım galiba. Evet. Defolun. Eğer bana bir ihtiyacınız olursa ben devamlı resepsiyondayım. Arayın beni, tamam mı efendim? Ah. Ulan ben seni yemez miyim? Yemez miyim? Bak, 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 dur, yemesine yiyin de yani iş bildiğiniz gibi değil. Oda servisinde kimse kalmamıştı o an. O yüzden ben yani mecburen... Müşteriye sarkıntılık ne demek ulan? Bir görseydim patron... Sus! Haddini bilmez. Yani durumu görseydiniz demek istiyorum. Bana hak verirdiniz. Halının... Başlatma halının şeyinden de... Ucu kalkmıştı demek istiyorum halının. Kovuldun! Oh! Hadi eyvallah. Nereye gidiyorsun? Kovdunuz ya. Evet. Ben de onu demek istiyordum yani. Hani kovsanız da rahat etsem. Yani siz rahat etseniz. Kovulduğuma göre de biraz dinleneyim. Boş odanız var mı? Dur. Birikmiş işler ne olacak? Kovulduğuma göre artık pek önemi kalmadı. Ne demek önemi kalmadı? Sen beni enayi mi sanıyorsun? Tekrar işe alındın. Bunu bana yapmayın Nuri Bey. Ceza olarak kovulduğunuz andaki maaşınızı kesiyorum. Yani maaşınızı sonra konuşuruz. Adımlarınızı dikkatli atın. Ama kovmuştunuz. Doğru mutfağa, bulaşığa. Züleyha! Bana bunun hesabını vereceksin. Irz düşmanı, manyak! Bir dakika, bir dün geceden dakika. Sana nasıl yapabildim bunu? Alçak haram, alçak manyak! Yapma ya! Herkese anlatacağım rezaleti. Göreceksin sen! Herkese, genç bir kız aldatmanın ne demek olduğunu öğreneceksin Ayla. Sen! Manyak! Yapma. Manyak diyorum sana! Alçak adam, alçak! Dur! Bu işin önemini kavradığını sanırım. Elbette şefim, yalnız... Yalnız ne? Yardımcı şart mı? İtiraz kabul etmiyorum. Evet. Beklediğiniz konuk geldi efendim. İçeri gönderin. Geldi. İyi günler efendim. Hoş geldiniz Melike Hanım. Sizi Erol Bey ile tanıştırdım. Erol Bey, yardımcınız Melike Hanım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Her şey ayarlandı. Kadının kaldığı otelde boş kadrolar var. Orada çalışabilmeniz için bütün evrak tamam. Şimdi işin ayrıntıları için toplantı salonuna geçebiliriz. Şef, özür dilerim ama... ben az önce konuştuğumuz mevzuda... Eğer istifa etmeyi düşünüyorsanız... Hayır, hayır! Tam aksini düşünüyorum efendim. Yani iyi ki bir yardımcı düşünmüşsünüz diyorum. Bana bak Sami, kadına saldırdın doğru mu? Ah ulan Züleyha, ah! Abi benim için fark etmez tabii de, burası mutaassıp mahalledir. Dedikodular gerçekse yanmışsın. Kim söyledi ulan? Şimdi Züleyha yenge deyip de moralini mi bozalım Sami abi? Hay yengeler götürsün onu! Elmaların ne günahı vardı be abi? Referanslarınız çok çok iyi. Otelcilik konusundaki tecrübelerimi Kanarya Adaları'nda edindim. Ama kuş sesi pek sevmem. Burada çalışmak istiyorum. Anlıyorum. Birbirinizi daha önceden mi tanıyorsunuz? Yok, hayır. İş ve işçi bulma konumunda tanıştık. Baktık adresler aynı. Evet. Evet. Pekala. İşe alındınız. Deneme süresi bir aydır. Hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Bu süre içinde kovulursanız kuruş maaş alamazsınız. Tabii. Evet efendim. Evet tamam. Pardon anlamadım. Yarım şişe rakı, cacık, minik köfte istiyorum. Evet, evet yumurtanızı rafadan gönderdim. Saat mi? Öğleden sonra saat 4 efendim. Anlamadım.
Siz kimsiniz hanımefendi? Oda servisi değil mi? Oda servisi annenizdir sizin. Koç yumurtası mı? Tabii koç yumurtası rafadan olamaz. Salak mı? Rüstem, nasıl bir yere geldiğimizin farkında mısın ha? Boyu batasıca herif. Resepsiyon buyurun. Oda servisi kalmadı efendim. Alo buyurun. Oda servisi mi? Pardon, resepsiyon burası. Alo buyurun. Evet, burası şen kasap. Bir kilo yağsız kıyma mı? Alo efendim. Bir dakika. Bir dakika, hemen bağlayacağım. Alo. Tamam efendim, tamam, şimdi bağlayacağım. Hay Allah, bir dakika bekleyin lütfen, bekleyin. Çırak birazdan getirir. İyi geceler. Buyurun efendim. Evet Nuri Bey. Tamam, başlıyor efendim. Buyurun efendim. Yeni arkadaşlarımızla tanıştırayım sizi. Melike Hanım santrala bakacak. Erol Bey sizinle birlikte çalışacak. Sami Bey otelimizin değişik hizmet birimlerinde çalışır. Yani gereğinde müdür, gereğinde garson, gereğinde de komya olarak. Memnun oldum. Ben de. Değişik hizmet birimleri dendiğinde doğrusu ya, mutfak aklıma gelmemişti. Dikkatli durula. Pek, anladık. Nuri Bey'in affı yok. Pardon. Bu yedinci pardonun canım. Böyle devam edersen maaşını pardonlar götürecek. Üzerine varma çocuğum be Sami. Daha dün bir, bugün iki. Öğrenir elbet. Ya ben onun iyiliği için konuşuyorum. Allah Allah. Sen onu bırak da Süleyha abladan bahset. Çamaşırhanedeki çocuklara kan kusturuyormuş iki gündür. Süleyha ismini duymak istemiyorum. Şu meselenin aslını astarını hala anlatmadın. Bırak Allah aşkına ya. Yani aşk vaziyetleri. Anlamıştım zaten. Sen lafı karene getirmek istiyorsun Arap. Karen? Pardon. Sekizinci pardon. Bu isim sizi niye bu kadar heyecanlandırdı Erol Bey? Yok canım, yani ne kareni diyecektim. Karen ne demek istemiştim de. Sence ne olabilir? Bir Fransız yemeği olabilir. Yok ya. Yani Avrupalı bir kadın ismine de benzemiyor değil ha. Tam üstüne bastın Erol kardeşim. Sami Bey'in son göz ağrısı. Herkes işiyle ilgilensin lütfen. Süper Yıldız Oteli'nin sahibi ve genel müdürü Nuri Bey'in bana verdiği yetkilere dayanarak emrediyorum. Bizler Süper Yıldız Oteli'nin çocukları mutluyuz yıllardır. Yedi pardon daha gitti. Ay kardeş, bacaklarını ayırıverecektim billahi. Sen ümit ver, ümit ver, sonra kalk elin gavuruna saldır. Saldırdığı kimmiş? 103'teki karı. Ha Karen. Hah işte o. Kare mi, üçgen mi, daire mi? Nasıl olmuş? Nasıl olacak kardeş? Bizimki ayran gönüllünün teki. Karı da kuyruk salladı zahir. Allah Allah. Ya. Tam da evlenme arifesinde. Evlenme arifesinde mi? Elbette. Tam anneme her şeyi anlatmayı düşündüğüm günde. Sakin ol canım. O gece evine gittiğimi bir bilse annem. Görürdü gününü. Ama yakındır. O karının yanında bir daha göreyim. Bildiğin gibi değil. Bir afet-i cihan. Anlıyorum. Bekle, birazdan yemeğe inecek. Allah, işte o. Karen. Ah ulan ben sahiden çarpılmışım be. Sahi mi? Hiç belli olmuyor. Ben özür dilemeye gidiyorum arkadaş. Dur, beklemesini öğren. Övünmek gibi olmasın, bu konularda epey tecrübeliyimdir. Kendimi affettirmem lazım. Her şey sırayla. Demek Karen bu. Merhaba. Sami biraz safça galiba. Saflık yanında masum kalır. Hıyarın ağababası. Züleyha evlenme arifesinde olduklarını söylüyor. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Şüphelerimizde haklıyız galiba. Karen bugün iki kez aradı antikacıyı. Paralelden dinledim. Her laf şifreli. Dıştan dinleyen birisi için gayet normal. Bu durumda yapılacak tek şey, değişik bir tiple otele müşteri olarak gelmek.
Günaydın. 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 Gece nöbetlerinin en iyi ilacı sabah koyu bir kahvedir. Özür dilerim. Siz de mi otelcisiniz? Hayır efendim. Ben Ordinarius Profesör Hakkı Bilir. Arkeolog. Vah vah! Demek alkoliksiniz. Bir tedavi olsanız? Arkeolog, arkeolog. Ha, mezarcı! Buranın antika bir yer olduğunu bilirdim ama... Bir oda rica ediyorum. Tercihan 102 ya da 104. Uğurlu rakamlarımdır da. Allah Allah! Son Mısır kazımda, 102. kazma darbesinin ardından 17. Ramses'in mezarını buldum. İsterseniz 17 numara da boş. Yo, yanlış anladınız. Benim Ramses'le işim bitti. Şu anda İstanbul'dayım ve çok mutluyum. Pekala. Melike Hanım. Buyurun. Erol Bey'i bulup gönderir misiniz lütfen? Ah, henüz gelmedi. Nereye gitti? Santral için gerekli birkaç parça şey istemiştim. Karaköy'e kadar gitti. Sanırım bir saate kadar burada olur. Anlıyorum. İş başa düştü. Bavullarınız vardır herhalde. Dediğim gibi, adamlar son derece uyanık. Dikkatli olmalıyız. Bugün Cenevre'den gelen telekse göre iki güne kalmadan iş bitmiş olacak. Malı yakında teslim alacaksın Karen. Okey şef, her an hazırım. Harikasın, sana bayılıyorum. Muharrem'e söyle arabayı hazırlasın. Baş üstüne şef. Buyurun. Papatyalar açtı. Evet Erol. Kadının odası boş. Biliyorum. Az önce çıktı. Yedek ekip takipte. Ya otel? Fazla gecikmemelisin. Tamam. Nuri Bey görevlendirmese, buralara uğrayacağınız yok zaten. Eve de gelmiyorsunuz. Nöbet çizelgesini tutan ben değilim. Tutanı bulsam... Sana güvenilmeyeceğini biliyordum zaten. Hem bana nameler yağdır, hem de... Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. Senin özel hayatına. Tutmayın ulan beni! Gel lan buraya, gel buraya geberteceğim seni. Ne almasın getir. Seni alacak, geberteceğim seni. Geberteceğim seni, sıkacağım boğazını. Ooo, kolay gelsin. Rahatsız etmiyorum ya. Geberteceğim seni. Erol, su kendi başımda lan! Süleyha Hanım, lütfen. Lütfen, Süleyha Hanım. Karışıyorlar işime. Peki, peki. Aman! Isırma lan kulağımı! Süleyha Hanım, biraz sakin olun lütfen. Kime ne be? Kime ne? Canımı tak dedi. Bu herifi gebertmeden bırakmayacağım. Bırakmayacağım! Daha sakin konuşmalıyız lütfen. Kimse karışamaz. Aşk inatı bu, aşk. Bu da şehvet kurbanı. Öldürücü bir aşkla karşı karşıyayız. Bak Süleyha bacı, o her zaman elinin altında. Dilediğin zaman öldürebilirsin. Ama önce konuşulması gerek. Sağ ol. Dost dediğin böyle olur. Her şeyi anneme anlatacağım. Cinayet masasını anlatmaktan iyidir. Sana öyle geliyor. Bence cinayet masasını anlatsın daha iyi. Sık ulan gırtlağımı, ölmek istiyorum. Sami. Sık ulan sık! Cellat suratlı karı! Ben bu hakarete dayanamam. Sıkacağım! Yeter artık be! Sabrımı taşıdım ya, şimdi ikinci de gırtlağını ben sıkacağım. Ben Karen'i seviyorum! Kim ne derse desin! Birazdan gidip Allah'ın emri peygamberin kaviyle isteyeceğim onu! Bana! Bana ihanet ha! Sana ya! Duydun işte duymak istediklerdi! Allah! Tutmayın beni! Yeter lan! İkinizi de harcarım ha! Yetti be! Daha sonra ikinizi de ayrı ayrı dinleyeceğim. O zamana kadar barış ilan ediyorum. Ağzına sağlık. Bir kelime daha istemiyorum. Çamaşırhanenin nöbetini ben üstüme alıyorum. Sami Bey, derhal burayı terk edin. Ama abi! Kızım gitsin dedik. Damat olmasın demedik ki. İyi ki sizin gibi sevenlerim var. Ama beni yolumdan döndüremezsiniz. İkinize de en derin, en derin, en derin saygı... Ulan ben sana şimdi gösteririm! Anne! Gel lan buraya! Kaçma!
Aman Allah'ım, ne işiniz var odamda? Daha fazla dayanamazdım. Sizi rahatsız etmiş gibi olmakla birlikte... Bu ne küstahlık, derhal terk edin odamı! Karen Hanım, bir dinleseniz beni, bu mektup... Defolun buradan! Geçen seferki aftan bu kez yararlanamayacaksınız. Ah, gülü seven dikenine katlanır. Defolun dedim size! Defolun! Oynayın Karen Hanım, oynayın! Ekmeğimizle oynayın! Kalbimizle oynadığınız gibi. Siz çıldırmış olmalısınız. Ona şüpheniz olmasın. Beni çıldırtan sizsiniz. Şu mektubumu okuyun, köleniz olayım. Macar olduğunuzu biliyorum. Ben Macar bulamadım. Bizim bahçıvan Arnavut'tur, mektubu Arnavutça yazdırdım. Komşu sayılırsınız. Okuduğunuzda bir Arnavut'un, pardon yani benim bütün duygularımı bulacaksınız. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sizi sizden istiyorum efendim. Küstah! Tabii ki beni yanlış tanıyorsunuz. Daha doğrusu hiç tanımıyorsunuz. Ama inanın, Madame Karen Hanım... Bu kat valiliği de ne zor meslekmiş. Keşke polis olsaydım. Yalan, ben zaten polisim. Efendim? Erol Bey? Evet? Sami yine karıştırdı ortalığı. Kadının odasına girmiş gizlice. Vay canına! Sami ilk yardımda, kadın bara indi. Tamam, ben de iniyorum. Kolay gelsin Hakkı Bey. Havalar da soğudu. Efendim? Havalar da soğudu diyordum. Ben pek alışık değilim de. Ya. Bizim meslek yaz mesleği olduğundan mıdır nedir? Soğuğa alışamadım bir türlü. Hep güneş altında, kaz Allah kaz. İnsanoğlu böyledir efendim. Yaz gelir kışı ara, kış gelir yazı arar. Bence en iyisi bahar. Tanıştığımızı sanmıyorum. Ya, çok affedersiniz. Ben Hakkı Bilir. Arkeolog, doktor, ordinary profesör. Ya. Ya, demin de belirttiğim gibi kaz Allah kaz yani. İlginç bir meslek olmalı. Çok. Kutsal hazine avcılarını görmüş müydünüz sinemada? Kutsal hazine avcıları mı? Evet, bazen kendimi o derin vadilerde, kutsal hazinelerde, Hazreti Süleyman'ın hazinelerinde hissederim. Piramitler dünyanın 17. harikası. Ben 7 diye biliyordum. Aman efendim, ne harikalar var, 7 de laf mı? Hatta 17 bile değil. Öyle mi? Zaten o harikalar olmasa bizim meslek çekilmez. Bir keresinde, milattan önce 3000 dolaylarında kazıyorum. İyice hırslanmışım. Bu kadar yeter mi lan? Tanışıyor muyuz acaba Sami? Samimi Bey. Ne işin vardı ulan karının yanında? Pardon? Pardon, sizinle uğraşamam beyefendi. Müsaadenizle. Dur bakalım arkadaş, anlatacaksın. Lütfen terbiyeli ol delikanlı. Ne istediğini, ne demek istediğini medenice anlatmayacaksan çekil yolumdan, odama çıkmalıyım. Be, dur lan, tanımadığın karılara sataşmak mıdır medeniyet? Al! Canını yakmayayım canım. Dur lan dur, ben zaten yanmışım arkadaş. Hasbinallah, çattık canım. Çattın ya, ne işin var dolu o kadının yanında, hesap ver hesap. Beyefendi, benim kimseye verecek hesabım yok. Dur lan, dur lan! Bana bak, kavga edeceksen adam gibi kavga et, ha? Dur, dur hele, dur kardeşim. Otur şöyle. Otur hele şuraya. İyi dinle. Bizim ilişkimiz sadece bir iş ilişkisi, anladın mı? Hayır, anlamadım. Nasıl bir iş? Bakınız efendi oğlum.
Ben arkeolog doktor olarak geniş bir doktor çevresine sahibim. Ha. Ya, bu kadın da doktor arkadaşlarımdan birinin hastası. Yoksa kadın hasta mı? Hem de çok. O kadın ID'si. Ne ID'si? O kadın bana ait o. Ondan uzak durmalısın. Nasıl olur? Bal gibi olur. Müzmin hayat kadınıdır kendileri. Hem de pahalı cinsinden. Hasta mı o? Şimdilik idare etmelisin. Hareket çok yakın. Olabilir. Ama ona şimdilik dokunamam. Her şeyin bir sırası var. Eğer polisse şimdilik yanlış bilgi vermek işimize gelir. Sonunda da kalbinde bir delik, ayağında beton pabuçlar. Neredesin lan bir saattir seni arıyorum. Kafana ne oldu? Kapıya mı çarptın? Buyurun. Ne istemiştiniz? Müdüriyete bir şikayetiniz varsa bana... Ne işin var burada ya? İstifa mektubumu yazıyorum. Saçmalama. Yeteri kadar saçmaladım zaten. Bundan sonrası önemli değil arkadaş. Dur biraz sakin ol. Biraz konuşsak. Sevgilim çıktı. Artık dünyada konuşacak hiçbir şey kalmadı. Kim çıktı? Süleyha mı? Hı? Sen kafayı fena vurdun galiba. Züleyha'dan bahseden kim? Peki ya kim? Karen. Biraz aklını başına topla oğlum. Yaşamak fazla bana. Yürü evine götüreyim seni. Zaten işten de atıldım. İşten atılan istifa mektubu yazar mı? Şerefimle gideyim diyorum. Şerefle gitme. Beraber gideriz. Birlikte kafa çekeriz ha? Allah Allah. Ulan sen kötü bir adama benzemiyorsun ama birine benziyorsun da kime benziyorsun? Ne bileyim ben canım, insan insana benzer. Valla bir dakika. İki gözüm önüme aksın, sen birine benziyorsun. Sen biraz sarhoşa benziyorsun. Hadi yürü. Nuri Bey. İyi akşamlar olsun beyler. Hayrola, benim odamdan çıkıyordunuz. Ben istifa... Şey yani istifra etti de... Anlamadım. Benim odama mı? Ulan Sami, sarhoş musun sen? Ben... Midesini üşüttü de. Midesini üşütmüş. Ne zamandan beri midesini üştenlerin kafasını sarıyorlar? Ulan bana bakın, eğer odama bir şey yaptıysa... Yo, odanızı temizlemek için girmiştik. Kafaya gelince kafayı vurdu da. Neler oluyor burada? Neyiniz var sizin? İki ağız, iki papaz. Kafayı dolap kapağına vurmuş. Evet, dolap. Mutfakta eğilmiş çalışıyormuş. Dolap kapısı açılmış. Ben de bir yumruk attım o arkeolog ha. Neler saçmalıyorsunuz yahu? Arkeolog. Arka kapak, arka kapak. Dolabın arka kapağı açılmış, kafayı vurmuş. İşte ondan beri biraz böyle. İlk yardıma götürmüşler. Ben de şimdi eve götürüyorum. Ha, öyle söylesenize. Bana yaşamak boş arkadaş. Saçmalama ulan! Daha yapılacak bir sürü iş var. Size kolay gelsin. Bize müsaade Nuri Bey. Pekala. Ama sabah ikinizi de iş başında görmek istiyorum. İlk fırsatta dolap kapağını da değiştirin. Bu salağın kafası değdikten sonra kim bilir ne hale gelmiştir. Neyse. İyi akşamlar Nuri Bey. Günaydın Nuri Bey. Bonjour Nuri Bey. Gel buraya. Kafayı vurdu da. Benimki umutsuz aşk arkadaş. Ben kim, Karen kim? Bize Züleyha yakışır. Ha şunu bileydin. Hafize teyze gibi bir kaynana yakışır. Hafize teyze Züleyha'nın annesi mi? Evet. Katlar, banka hesapları, her bir var moruğun. Canım kadının ne suçu var? Gözüm yok. Gözüm çıksın ki gözüm yok. Biraz mantıklı düşünsen, sen de doğruyu bulacaksın. Evet, laf karıştırıyorsun. Ama bana kaynana olarak Hafize teyzenin yakıştığı da bir gerçek. Bak Sami'ciğim, yavrucuğum, canım kardeşim. Fazla bir dostluğumuz yok ama sevdim seni. Ben de seni sevdim. Eyvallah. Ve de ilaveten birilerini işte. Hayatım kaydı ulan. Şimdi birilerini karıştırma da beni dinle. Sütlaç geldi. Anlamadım. Züleyha ya sütlaç getirdi ya aşk romanı. Yok canım, yanılıyorsun. Süleyha'nın geldiği bir gerçek. Onu ben çağırdım. Tövbe etsin affederim.
Oğlum mesele bildiğiniz gibi değil be. Erol bırak, Allah aşkına bırak. Bu gece sıksın gırtlağımı. Tövbe etmezse bu teklifi reddedemem. Müsaadenle öldüreyim Erol abi. Katiyen olmaz. Centilmenlik anlaşmamız var. Ben gidiyorum. Dur Züleyha bacı. Bu gece bu işi halletmemiz gerek. Doğru. Annemin gelmesini bekleyin bari. Şenlik var desenize. Hafize teyze mi geliyor? Saati kurup başucuna bıraktım. Yaklaşık 10 dakika önce uyandı. Beni yatağımda bulamayınca nerede olacağımı bilir. Günaydın. Günaydın. İyi uyudun mu? Melike? Evet canım. Bu sen misin? Sen o musun? Neredeyim ben? Benim evimde. Senin evin mi? Benim ne işim var burada? Gece yarısı 3'te telefon ettim. Adresi vermek zorunda kaldım. O kadar ısrarlıydın ki. Yapma ya. O aşk dolu sözleri, o güzel anları hatırlamıyorum deme. Hatırlamıyorum. Saat kaç? 8'e geliyor. Birazdan işimize gideceğiz. Aman tanrım. Beyruh, kendisi beni 3 defa çimdikle. İçkiliydin. Ama böylesine hiçbir şey hatırlamayacağın aklıma gelmezdi. Yok. Güzeldi. Çok güzeldi. Herhalde. İyi günler. İyi günler efendim. Demek ciddi ciddi ayrılıyorsun ha Sami abi? Sandığından daha ciddi. Seni arayacağız. İstersen o Nuri domuzuyla biz görüşelim ha? Belki bir şans daha tanır. Ne şansı? Kovulmadım ki. Yani? Kendi isteğimle ayrılıyorum bu fani dünyadan. Ağzından yer alsın be Sami abi. Ölecekmiş gibi konuşmakla iş mi yani? Belli mi olur? Hayat bu. Neyse bunlara boş ver. Erol zibidisinin gelmediğinden eminsin değil mi? Gelmedi abi. İyi ki gelmemiş, yoksa sürüklerdim peşimden. Efendim? Onu gördüğüm an öldürme duygularım kabaracaktır biliyorum. Vallahi bu sabah bir tuhafsın Sami abi. Bir şeyler söylüyorsun ama bulmacadan farkı yok yani. Tamam tamam, susuyorum. Gün gelir bu saçmalıkları arar da bulamazsınız. 204 boş muydu? Boş abi. Anahtarı ver. Temizlenmiş olmalı. Olsun, ver anahtarı. Bugün son günüm. Her şeyi kontrol etmeliyim. Peki abi, buyur. Sağ ol. Ha, sahi. Bir saat sonra bu 3 mektup sahiplerine verilecek. Ama unutma, tam 1 saat sonra. Biri Erol hayvanına, biri Nuri hıyarına. Bu sonuncusu çiçekli olanıysa 103 numaradaki 103'teki Karen Hanım'a. Sami abi be. Hı? Bu işte bir iş var ama hadi hayırlısı. Yüzlerini görmeden ayrılmak istiyorum da otelden. Ha, anladım. Sen anladığını zannet. Şimdi de anlamadım. İyi. Benim yerimi ancak senin gibi bir ileri zeka doldurabilirdi zaten. Hayırlı işler. Niye gülüyorsun? Ay bu mantoyla birilerine benzedin ama bilemiyorum. Kime benzeyeceğim Sheraton'un önünde araba bekleyenlere? Gülme Allah aşkına. Gülme artık. Sen santrale geç. Ben Sami'yi bulmalıyım. Tamam.
Günaydın. Günaydın Erol abi. Sami geldi mi? Geldi abi, yarım saat falan oluyor. Nerede biliyor musun? Aha, oteli teftişe çıktı. 204 numaradan başlayacak sanırım. Ama bir tuhaftı. Nasıl yani? Bilmem ki. Fani dünya falan dedi. Birkaç mektup bıraktı. Biri de sana. Mektup mu? Nerede mektuplar? Burada abi. Ama bir saatten önce veremem. Öyle tembih etti. Hasta mısın sen be? Hayat memat meselesi, ver şu mektupları. İyi ama öğrenirse? Öğrenmeye fırsat olmayabilir salak. Vallahi bu sabah hepiniz bir tuhafsınız. Ver ya şu mektupları ya. Sorumluluğu alıyorsan. Tamam alıyorum. Tamam o zaman al. Bu sana belki ilk ama muhakkak ki son mektubum. Sen bu satırları okuduğunda ben rahmetli annenin yanında olacağım. Kaç numara demiştin? 204. İyi misin abi? Ver şu pasanat dallarını. Sanıyorsun sen? Gördüğün gibi intihar etmeye çalışıyorum. Saçmalama! Niye saçmalıyım? Dün gece imam olduğunu unuttun mu? İmam, ben mi? Evet, Züleyha ile nikahımızı kıydın. Daha doğrusu sarhoş kafayla bana kıydın. Artık ölmekten başka çarem yok mu? Sami, yavrucuğum, birazcık toparla kendini lütfen. hem dağıttı hem topladı, Allah Allah, kolay mı ulan? Senin imamlığını ben yemezdim ama Hafize teyze ile Züleyha bal gibi yediler. Anlat bakayım. Züleyha'nın gelişini hatırlıyorsun değil mi? Elbette hatırlıyorum. Ya Hafize teyzenin gelişini? İşte. Ya? Hatırlıyorum. Sonra? Sonra? Bir sonrasını hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamazsın tabii. Bir büyük daha içtiniz. Sonra Hafize teyzeyi yatıştırdınız. Sonra çarşafımı kafana doladın. Züleyha'nın mantosunu üst... İşte bak tamam bu manto! İşte bu manto! Züleyha ile benim nikahımı kıyıp... ...o sahte imam kılığında tüydü! Olamaz! Oldu, evet oldu! Ve olanlar bana oldu! Şimdi ölmem gerek! Elveda dünya! Allah'ım yarabbim! Salak bunlar, salak! Şu raporlara bakın Allah aşkına! Sami gerizekalısının Karen Colt'a aşkı. Züleyha'nın cinayet teşebbüsleri. Hafize Hanım'ın özgeçmişi. Milyarlık kaçakçılık davası ile ilgili incir çekirdeğini doldurmayacak birkaç cümle. Tanışma teşebbüsünde büyük merhale kat edilmiş olup en kısa zamanda daha da yakınlaşmanın yolları aranacaktır. Hepsi bu! Ne zaman? En kısa zamanda. Gel keyfim gel! Atı alan Üsküdar'ı geçecek! Heykelin kadının eline geçtiği kesin. Suçüstü yapsak, yani otelde. Ne olacak? Kadını yakalayacağız. Ya çete? Bir anda buharlaşacak, gidecek hepsi. Ama müdürüm heykel... Çevre adamlarımla dolu. Kadın kuş olsa uçamaz. Dolayısıyla heykelde. Şu anda önemli olan çeteyi de kadınla birlikte bastırabilmek. Böylece çalınan diğer eserleri de ele geçirme şansımız olacak. Yeter ki içerideki salaklarımız uyanık olsun. Kim o? Benim. Ne işin var burada? Santrala güvenemedim. Şef ateş püskürüyor. Hayrola? Heykel kızdaymış. Harika! Hemen harekete geçiyorum. Hayır. Telefonda fazla konuşamadı ama şefin düşünceleri başka. Sanırım sadece Karen'i yakalamak yeterli değil. Evet. Anlıyorum. Ama ne olursa olsun kadına yakın olmalıyız. Biraz zor. Neden? Odasına kapandı, dışarı çıkmıyor. Beni bekliyor galiba. Bildiniz. Eyvah, işimiz zor. Ama gene şansımı deneyeceğim. Aşağı indiğinde beni ona bağla. Ya. Yanlış anlama canım.
Peki Sami'yi görebildin mi? Hiç sorma, bildiğin gibi değil. Fena halde aşık. Ortalıkta görünmüyor. Kurulanıyordur. Ha, sahi, dün akşam senin eve geldiğimde üzerimde ne vardı? Lütfen. Sabah moralim bozulmasın diye söylemedim. Ah, demek doğru. Sami mi söyledi? Başımda da şey. Omuzlarımda cübbe. Evet, çok komiktin. İyi ki yolda çevirmediler. Yoksa nezarette daha da komik olurdu. İşte o zaman Zekai Bey seni çiğ çiğ yerdi. Hoş, şimdiki düşünceleri de pek parlak değil ama. Peki, peki. Hadi işinin başına dön. Oldu. Erol? Gene ne var? Akşam söylediklerini hatırlıyor musun? Ne gibi? Sevgi üzerine. Hepsi doğruydu. Alo şef. Alo, Miss Karen. Buyurun. Ben Hakkı. Kim? Hakkı, Hakkı. Arkeolog doktor. Arkeolog doktor Hakkı. Sanıyorum bir yanlışlık var. Arkeolog doktor. Arkeolog doktor. Ya, bakın hemen hatırladınız. Pek iç açıcı sözlerle ayrılmamıştık ama cesaretimi güzelliğinize bağışlayın. Şey, bakın sizi tanıdım. Ama açık söylemek gerekirse sözlerinize bir anlam veremiyorum. Size hayranlığımı açıkça belirtsem? Sanırım bu otel hayranlarımla dolu. Hiç de alçak gönüllü değilsiniz. Ya, olmak zorunda mıyım? Yoo, tabii de. Yani biraz inseniz. Ha, saçmalıyorsunuz gibime geliyor. Yanlış anladınız. Yani biraz inseniz de diyorum. Biraz inseniz de Amerikan barda kaldığımız yerden devam etsek. Bakın Hakkı Bey, sizi üzmek istemiyorum ama başım ağrıyor. O zaman çıkın lütfen. Of. Yine saçmaladınız. Rufa çıkmaktan söz ediyorum. Nefis İstanbul manzarası. Eminim baş ağrınız kısa bir sürede geçecektir. Beyefendi, lütfen söyler misiniz? Baş ağrısıyla manzaranın ne alakası var? Olmaz olur mu? Rufa yanınıza gelirken size İngiliz aspirini getireceğim. Bakın. Lütfen kesmeyin. Küçük küçücük bir randevu istiyorum. Şimdi olmaz. Özür dilerim. O zaman bu akşam. Ha? 1-2 saat. Yarım saat. 10 dakika. Pekala. Sizi daha fazla kıramayacağım. Karanlık ruhuma ışık saçtınız. Çayını Sami abi. Yani beni öyle şaşırttın ki Sami abi. Kaç yıldır birlikte çalışıyoruz bu müessesede. İlk defa... Tıraşı kes. Tıraşa devam et. İlahi Sami abi. Hani sizi tanımasam bu değişiklik normal derdim ama... Dediğimi yap ulan. Berber bey. İyi gördün mü? Allah Allah! Sizde gerçekten bir tuhaflık var bugün. Zevzek'te geçme de söyle, gördün mü? Evet, gördüm ve çok şaşırdım. Siz de görünce çok şaşıracaksınız. Yoksa gene mi? Yok, hayır. Bu sefer mektup bırakmadı. Berbere gitti. Bana bak, emin misin? Pek değilim. Gerçi Sami abi her zamanki Sami abiydi ama pek de değildi yani. Allah'ım yarabbim, çocuk beni deletmek mi istiyorsun? Uzattım be Erol abi. O kadar merak ettiysen berbere gidersin ve de görürsün. Eyvallah Mustafa. Güle güle. Sami? Merhaba Erol. Ne lan bu kılık? Ne olmuşsun sen? Kafayı vurduğumdan mıdır nedir? Birden gözüm açıldı. Hayrola? Taktik değiştirdim. Yaşamaya karar verdim. Züleyha ne diyor bu duruma? Elbise almaya gitmeden önce konuştum. E? E'si gidip çeyizini hazırlaması için 2 gün izin verdim.
Nasıl izin bu? Nuri Bey'in izni. Sen manyak mısın oğlum? Nuri Bey 3 günlüğüne güneye gitmedi mi? İmzasını taklit ettim. Ne yapmak istiyorsun oğlum sen? Hiç. Sadece taktik değiştirdim. Macaristan'a gidiyorum. Ne? Nereye? Macaristan'a canım. Karen'i affettim. Beni geçmiş değil, gelecek ilgilendiriyor. Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Bugün konuşacağım Karen'le. Bambaşka bir kişilik içinde. Beni dinleyecektir eminim. Biraz birikmiş param var. Üstelik otelcilik tecrübem de var. Ha burada, ha Macaristan'da. Evet. Buradaki oteller bitti. Gidip Macaristan'dakileri dağıtacaksın. Vallahi nasıl istersen öyle düşün. Vah kardeşim, keşke kafanı çarpmasaydın küvete. Ne yani? Maymunun gözü açıldı diye suçlu mu yani? Ya Karen? Kollarını açıp boynuna mı sarılacak sanıyorsun? Vallahi bilemem. Orasını Karen düşünsün canım. Alo? Biraz önce indi. Sen odayı iyice ara. Heykeli alırsak belli olmaz mı? Heykeli almayacağız yavrucuğum. Odasında olup olmadığına bakacağız. Anlıyorum. Bulursam bulduğum yeri belirleyip bırakıyorum. Evet. Sonra çık ve eve git. Çevrenin dikkatini çekmeyelim. Bu saate kadar kalmamı bile yeterince garip karşıladı personel. Bir şeyler uydursaydın. Bir arkadaşımı bekliyorum dedim. İyi etmişsin. Vakit kaybetmeyelim. Ben iniyorum. Ben de çıkıyorum. Kendine dikkat et. Boş ver be abi. Bak ben seviyor muyum o Karen dediğin karıyı? Sen de sevme, ne olur yani. Alın şu herifi başımdan be! Bana da bir rakı verin. İçme sen be Sami. Hani böyle moral vaziyetleri bozukken. Canını seven bu akşam benimle uğraşmasın lan! Uğraşmayın! İstediğin rakı olsun Sami, hemen! Verin oğluma rakı hemen! Bırakın lan beni! Ben senin ciğerini sökerim lan! Bırakın be! Kardeşim, bırakın kendine gel Sami! Orada bu sos bana söyleyin! Bir mektup daha yazsın! Ciğerim yanıyor lan! Desin ki, sevgilim seni ben arkeolog doktorların olsun diye mi sevdim? İşte oldu bu kadar! Kim söndürdü ulan içimdeki yangını be! Ben adamı yakarım be! Ocağını söndürürüm ve de yakmam be! İncir ağacı bulun bana! İncir ağacı bulun! Ülkem yeşillensin be! Ülkem yeşillensin! Allah'ım benim! Yardım edin! Miyav! Karen, yavru kuşum benim, canım benim. Karen'im, canım. Çekil o herifin yanından! Ulan doktor, ulan seni fena yapacağım. Karen'im, uyma ona. Züleyha,
Neredeyim ben? Sen neredesin? Karen nerede? Günaydın hayatım. Hı? Benim çeyiz iznim dün akşam seni getirdiklerinde bitti canım. Bundan sonrası ya gerdek ya mezar. Tanrım, ölmüş olmalıyım ben. Burası da cehennem. Ben artık evlenmiş sayılırım arkadaş. Züleyha'yla. 40 yaşlarında gencecik. Hızlı gidiyorsun be abi. Gözünü seveyim. Sabahın köründe. Daha millet kahvaltıya inmedi yahu. Beni mahvettiler. Özellikle o Erol denilen arkeolog bozuntusu. Arkeolog Erol mu? O da kim abi? Arkeolog? Erol? Öyle mi dedim? Evet. Arkeolog bozuntusu istedim değil mi? Hı hı. Hem de Erol dedim. Vay namussuz herif. Hepimizi aldattı ulan. Ama neden? Kim? Nerede? Niçin? Nasıl? Bilmem ki Sami abi. Biraz dinlensen. Çarptı galiba. Herif casus. Çift kimlikli. Nasıl uyanamadım be? Hafize teyzenin casusu. Karını elimden aldı. Karıma girdi. Beni içirip beni nikahladı ulan. Karının kullanacağı otomobilin gizli bölmeleri tamam. Kamyon da şu anda yükleniyor olmalı. Dua edin sağlam gitsin. Yoksa Avrupa'daki büyük patronlar işimizi bitirir. Şef, Karen'e otomobili nasıl teslim edeceğiz? Bütün planlar değişti. İşi şansa bırakamayız. Hep beraber gideceğiz. Kamyonla Edirne'de buluşuruz. Arabaları hemen hazırlatırım efendim. İşe bak be! Ulan Erol! Maskeni düşürdüğümde dünyaya geldiğine pişman olacaksın. Ha? Korkma. Ay ödümü patlattı. Korkma, işler biraz karıştı galiba. Kadın polis olduğuma uyandı. Arkeolog kimliğindeyken sakalı düşürmüşüm. Sonra bulup taktım ama. Peki şimdi ne yapacağız? Santrale geç, benden haber bekle. Derhal harekete geçmeliyiz. Heykel nerede? Ufak bir valiz var, onda olmalı. Başka hiçbir yerde yoktu. Dediğimi yap, ben kadını yakalayacağım. Kendine dikkat et, ne olur. Sen de. Züleyha ile evlendirmek için bu kadar numaraya ne gerek var be? Yoksa oğlum Sami, sanırım daha büyük bir casusluk olayı içindesin. İstersen hemen tüy. Kartal yuvayı arıyor. Kartal yuvayı arıyor. Evet, burası yuva. Dinlemedeyiz. Acil durum. Avrupalı kadın operasyonu tehlikede. Antikacı dükkanında da faaliyet sezildi. Kadın odasında mı? Evet. Bina kuşatılmış vaziyette. İç operasyonda başarılı olabilir miyiz? Heykeli ele geçirip bekleyebiliriz. Şef ve diğerleri kadınla kontak kurduklarında duruma göre hareket ederiz. Hemen harekete geçin, biz geliyoruz. Baş üstüne, tamam şef. Thank you.
geldin. Ne demek oluyor bu? Oyun bitti bebek. Anlamıyorum. Ne hakla odamı karıştırabiliyorsun? Sakalım. Sen osun. Yani o sensin. Garson. Demek akşam sakalımın çıktığını fark etmediniz Miss Karen. Aç. Hı? Merak etme, içinde ne olduğunu biliyorum. Aç. Ama... Hadi! Geç şöyle. Geç şöyle. Ulan memlekette tarihi eser bırakmadınız be. Koca tapınaklara kadar yurt dışına taşıdınız yetmedi mi lan? Şu memleketin geçmişini sömürdünüz be. Bakın Mr. Gerçek isminiz her neyse... Erol de yeter. Erol Bey, heykel taklit demek istiyorum. Yeki. Diyelim ki heykel sahte değil. Özel koleksiyoncuların buna ne değer biçebileceğini tahmin et bakalım. Biliyorum. Ama onlarla çalışan şebekenin yapısını pek bilemiyorum. Biraz bu konuda konuşsak. Yalnız çalışıyorum. Tabii. Bak Erol. Bu ülkeyi iyi tanırım ben. Tam başına vurdum. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Sami Bey. Yani Samiciğim. Önemi yok. Ben biraz da kendim için hakladım onu. Karenciğim. O kadar iyi yaptın. Melike! Ay! Süleyha bu ne telaş? Buraya uğradım o Sami denen şey. Hayrola? Gece yarısı sarhoş geldi. Sabah beni kandırıp tüydü. Şimdi kayıp. Bakmadığım yer kalmadı otelde. Vallahi hiç görmedim. Erol abi de yok. Erol? Erol şey... çarşıya kadar çıktı. Polisi çağırsaydık yani. Uçağımı kaçırırsam bütün programım alt üst olur. Bütün deliller elinde. Ben uzaklaştıktan bir süre sonra ararsın polisi. Seni Macaristan'da bekleyeceğim. Sahi mi? Ciao. Aa, bak bu kendine geliyor bu. Günaydın Erol Bey. Şükür kendinize geldiniz. Ya ava giden avlanır. Hadi heykeli anladık. Peki benden ne istedin? Casussan casussun. Hırsızsan hırsızsın. İmamlık neyineydi ulan? Çöp çatanlık neyineydi? Benim yuvamı yapmak nereden aklına geldi? Aslında anlıyorum. Eski bir eser kaçakçısı olarak Züleyha bir hayli ilgini çekti. Onu da benim müzeye kakalamak istedi. Ben hazırım. Yani olursa ölür. Şef. Tam zamanında yetiştik sanırım. Bakın Nuri Bey. Efendim, sayın patronum gördüğünüz gibi ben Karen Hanım'ı kurtarmış bulunuyorum efendim. Evet. Kıpırdama olan salak, postu deldirmek istemiyorsan tabii. Ama patron, bak bu herif casus kaçağıymış. Kaçak casus muydu? Neydi?
Polis. Polis, polis mi? Erol mu? Evet. Yani ben şimdi bir polisi mi yakaladım? Erol. Hemen bağlayın şu salağın ellerini. Evet bebek, artık gidebiliriz. Sami, o kadının odasını yakalarsam seni ölümlerden ölüm beğen. Hadi yürü bakalım. Yürü! Bir dakika ya! Bir dakika ya! Bir dakika, bir dakika yok, yürü! Bırak ya! Bırakın! Sami, Erol abi, Nuri Bey! Çabuk olun. Şu işi şurada bitirseydik bir şey. Salaklık etme, daha ihtiyacımız var bu otele. Peki bunlar ne olacak? Balık yemi. Züleyha, ne oldu sana? Silahlar! Nuri! Sami! Gel canım, gel, sakin ol. Otur şöyle. Biraz sakin ol da anlat, ne oldu Züleyha? Erol! Silahlı adamlar! Başlarında Nuri Bey sarmışlar, koltuğu götürüyorlar. Anneciğim, evlenmeden dul kalacağım. Heykel operasyonu. Bütün ekiplere. Çete otelde. Tekrar ediyorum, çete otelde. Ellerinde iki rehine var. Tekrar ediyorum, ellerinde iki rehine var. Anlaşıldı, otel çevresindeyiz. Melike! Sen uzak dur Züleyha. Adamlar tehlikeli, çatışma çıkabilir. Anlaşıldı, harekete geçiyorum. Arka kapıya dikkat edin. Birinci grup servis kapısını kollayacak. Diğerleri arka kapıya. Sizler de benimle. Kuş uçurmayın. Polisler! Hey aslanlarım! Tuzak, sen şunlara göz kulak ol. Biz yukarıdan otomobillere ulaşmaya çalışacağız. Hadi! Durun! Kıpırdamayın, silahlarınızı atın! Kuşatıldınız, durun! Arkalarından çevirin, biz de buradan gidelim, hadi! Sen beni koru. Onu takip et.
Oyun bitti Nuri Bey. At dedim silahını. Peki. Her şeyi mahvettin salak. Her şeyi mahvettin ama tamam. Ben de seni mahvedeceğim. Yürü. Olur, yürüyoruz. Yürü dedim. Tamam. Züleyha. Kendini öldürtüp benden kurtulabileceğini sandın değil mi? Züleyha, hayatımı kurtardın. Tabii, bana lazımsın. Züleyha. Bundan sonra dikkatli ol.